Oğuzhan arkadaşımızın takipçisinden gelen sorulardan bir tanesi. Benim 5 yıllık öğrenci vizem var. Bu öğrenci vizem devam ederken eğer Work and Travel programını yapmak istersem, J-1 programını, o zaman ben J-1 Work and Travel programını alırsam F-1 öğrenci vizemin akıbeti ya da durumu ne olacak? Ya da o iptal mi olur? Ya da neyle karşı karşıya kalabilirim gibi bir sorusu var. Buradaki nokta şu, tabii sen öğrenci vizeni aldın ve öğrenci vizenin önemli olan noktası eğitimini yerine getiriyor olman ve eğitimin devam ettikçe öğrenci vizenin de geçerliği var. Ama diyelim sen aldın F1 öğrenci vizeni ve bir yıl sonra artık eğitiminin bir noktaya geldi ya da başka bir vizeye geçmek istedin. Senin verdiğin örnekte J-1 tarzı, Work and Travel tarzı bir programa geçmek istedin. Buradaki yapılacak nokta şu oluyor tabii. Sen bu sefer yeni vizeyle ilgili Amerikan konsolosluğuna başvuru yapıyorsun. Ve o konsolosluk görüşmesine gidip yeni vizeni almaya çalışıyorsun. Tabii ihtimaller farklı olabilir. Verebilirler yeni vizeni ve öğrenci vizene hiç dokunmayabilirler. Ya da yeni vizeni verirler, öğrenci vizeni iptal edebilirler. Ya da senin yeni istediğin vizeyi vermeyebilirler ama öğrenci vizeni iptal etmeyebilirler. Ya da en kötüsü Oğuzhan'ın da anlattığı bir örnekte olduğu gibi senin almak istediğin vizeyi vermeyebilirler. Var olan öğrenci vizeni de iptal edebilirler. Bu bütün ihtimaller içinde geçerli olan durum. Yalnız seni şunu anlaman lazım. Sen F1 öğrenci vizesini yaparken neden Work and Travel'a gideceksin? Bunu da bir düşünmen lazım. Çünkü biraz uyması lazım yapmak istediğin hani vize değişikliğinin. Ama şu noktada bakabilirsin. Sonuçta mesela iptal edecekler diye bir kayda yok. Ama senin gibi noktada olan birinin bence yapması gereken F1 öğrenci vizesi varken okulda belki okul içi çalışma tarzı imkanların olup olmayacağını okulla görüşüp bu sayede senin eğitiminin imkan verdiği ölçüde haftalık az da olsa çalışma imkanını sağlıyor olman. Çünkü ben F1'dan Work and Travel'a gidiyor olmak biraz garip bir durum olabilir. Konsoloslukta Oğuzhan'ın da verdiği örnekte olduğu gibi hani şüphelenebilir durumdan ve var olan öğrenci vizeni de kaybedebilirsin.